net bir insandı. Kişiliğini geliştirmiş bir insandı. Herkese iyi diyalog kurabilen, herkese samimiyetini gösterebilen, herkese yardım eden, inanılmaz bir yapıya sahipti. Her şeyden evvel bir insandı, bir adamdı o. Ona saygı duyardı herkes. Sadece bizler değil. Bu son zamanlarda geldiği zaman, Ereğli'ye iyice yerleştikten sonra burada birçok kurslar açtı, öğrencileri yetiştirmeye çalıştı. Sık sık bir araya gelirdik, sohbetlerimiz olurdu. Ereğli için düşüncelerini bize açıklardı. Ben belediye başkanı olarak mutlu olduğum tek konu, o kendisinde ifade ettiği gibi o rahmetli olmadan, aramızdan ayrılmadan ona Sevgi Barış Dostluk Ödülü, Türkiye'nin Noel dediğimiz Sevgi Barış Dostluk Ödülü'nü sağlığında Ereğli halkı adına ona takdim etmekten büyük onur duyduk. O bizi mutlu etti. Aslında arzumuz evinde bir büstü var. O büstünü çok meşhur resimlerinden birisi olan Çınar Altındaki resminin hatırası olarak Çınar Altı'na bir büst yapmak istiyoruz ve onun özgeçmişini o büstün altına yazmak istiyoruz. Ancak yeğenlerinden evi açtıramadık, hala büstü alamadık. 6 aydan beri rica ediyoruz. Hatta geçenlerde Güler Demiroğlu'na rica ettik arkadaş olduğu için. Nedense biraz uzak duruyorlar. Büstü alamadık, aynı zamanda kendilerine şu tekste bulundum. Osman Zekeriya Oral sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin bir insanın sanatçısı, onun evini satın almak istiyoruz belediye olarak ve müziğe çevirmek istiyoruz dedik. Bu teklifi yaptık. Hala teklifimiz geçerli ama cevap alamadık. Eğer evini alabilirsek, Ereğli'de yerel turistler, yabancı turistler geliyor, cihane malzemelerini geziyor ama bu gelip müzeye geziyor. Bu gezi esnasında gezi alanlarından bir tanesi de evini en iyi şekilde düzenleyeceğiz. Maddiyatı ne sonunda belediye olarak vermeye hazırız ve Osman Zeki Oral Müzesi yapacağız. İnşallah sağlığımızda Allah bize bunu nasip eder. Çok arzu ettiğim bir olay. Hem büstünün o resmi çizdiği Çınar Altı'nda altına yapılması hem de evinin müze olarak belediye tarafından satın alınıp belediye kazandırılması ve o engin sanatçıyı ruhunu, her şeyini bu işe vakfetmiş bir insana buraya gelen tüm turistlerin ziyaretini açmak en büyük hedefimiz. İnşallah ailesi bize bu konuda yardımcı olur. Bu niyetimizi, bu arzumuzu gerçekleştiririz. İşte burada bulunan misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. İşte sevgi, dostluk bu. Sadece sağlıkta değil ama rahmetli olduğunda da değil. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dahi Osman Zeki Oral ismi kullandığı zaman ülkemizin çok değerli şahsiyetleri bir arada buraya gelip Osman Zeki Oral'ı anmak için işlerin güçlerine buraya gelmeleri işte vefa bu. Bu vefalı insanlara bir kez daha saygılarımı sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum. Resim sergisini de inşallah gezeceğiz. Belki ben yarım saat sonra bir çay içmeye gitmek zorundayım. Çok önemli bir işimden dolayı. Ben ayrıldığım zaman acaba nereye gittim başkan falan denmesin diye özür diliyorum. Çok önemli bir işim var. Yola çıkacağım 2.30'a doğru. Ama tekrar döndüğümde tekrar birlikte olacağız. Ben bugünümüzü anlamlı hale getiren ve bizleri yalnız bırakmayan Osman Zeki Oral dostlarına tekrar saygılarımı sunuyorum. Hürmetle hepinizi selamlıyorum. Ve ben bundan sonrasında da hakikaten biraz önce bahsettiğiniz, düşündüğünüz müze olayı, onun yaşamında da benim canlı canlı dinlediğim, kendisinden dinlediğim bir durumdu ve evinin önüne bir Osman Zeki Oral Müzesi yazısı yazılmıştı. Onu benden rica etmişti. Ben tabii rahmetliyi burada beraber almaktan, ayetten bundan sonra da yerine sevgileşeceğini düşündüğümüz bu etkinlikten de bundan sonrasında daha farklı oluşumlar olacağı inancıyla size bile burada
Kur deliği ben alayım.